Masa bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde farklı konuklarımızla farklı konuları irdeliyoruz ve bilgimize bilgi katıyoruz. Farklı görüşlerle zenginleşiyoruz. Bugün bizle beraber olan akademisyen yazar Profesör Doktor Uğur Batı. Hoş geldiniz. Hoş merhaba. Bulduk. Merhaba. Stüdyoya renk kattınız. Bilgilerinizle de birazdan. Ve sürdürülebilir yaşam uzmanı Begüm Yağcı. Merhabalar. Merhaba. Merhaba, merhaba. Çok güzel. Oradan da gelen bir güzel enerji böyle. Evet, formatımızı ben tekrar hatırlatıyorum. Önünüzde 3 tane zarf var. Aslında ben size vereceğim ama pandemi sebebiyle size bırakmış durumdayım. Begüm adını da ben mi çekiyorum? Evet, bir tane çekiyoruz. Evet. Ha, bir tane. Bir tane, hangisini söylüyor? Bir tane çekiyoruz. İçindeki soruyu okuyorsunuz ve o soruya cevapla devam ediyoruz. 1,5 dakikanız var her turumuzda. Benim de elimde kum saati var. Böyle bakıyorum doldu diye son 10 saniye kala söylüyorum. Bir tane de joker hakkınız var. Bitmiyor bitmiyor, bana daha zaman lazım diyorsanız da onu kullanıyorsunuz. Tamam. Evet. Benden mi başlayacağız? Herhalde Begüm başlayacak diye düşünüyorum. Evet, ondan Begüm Hanım'la başlarız. O tamam. Gözden ırak olmasın hani. Aynen. O zaman soruyorum sorumuzu. Sadeleşmek... Hazırım. Güzel. Sadeleşmek iyi ise bizim gözümüz neden doymuyor? Hemen başlıyorum. 1,5 dakika başladı. Şu an bitti Begüm. Yok, bitmedi yok. Başlıyor. Öncelikli olarak sadeleşmek dünyanın en güzel deneyimlerinden biri. Sadece biz bu deneyimi yaşayana kadar kendi deneyimim üstünden söyleyeceğim. Hep daha fazlasıyla mutlu olacağımıza inandırıldık. Kendi içimizdeki eksikleri maddesel şeylerle ya da yüzeysel ilişkilerle dolduracağımıza inandığımız için önce doldurduk. Arkasından sadeleşmeyle, azın çokluğuyla gelen güzelliğin tadına varamadık. Sonrasında tekrar hatırladığımızda bence yolculuk hepimiz için tekrar değişiyor ve sadeleşmenin güzelliğini böylece varıyoruz. Peki, yani sadeleşme ile ilgili bir süreçten geçtin Begüm, değil mi? Bundan kesinlikle. Çok kısaca bahsetmek ister misin? Zaten 1,5 dakikanın da dolmadı. Hemen dolmadı. Bir buçuk dakikamla ilgili endişe ettiğim için aslında bu kadar hızlı konuştum. Sadeleştim. Ben eskiden İslam olmaz bir alışveriş kolik, sahip olduğu her şeyi saklayan, dolapları doldukça daha büyük dolaplar alan bir insandım. Derken benim eşyalarımın bana sahip olduğunu fark edince sürdürülebilirlik alanında çalışıyorum bir de. Tabii dünyadaki kaynakların kısıtlı olmasıyla beraber de bunu biraz daha farkındalığım yükseldi. Sahip olduğum her şey için bir kaynak tüketiyorum. Ömrüm de dahil buna. Nefes bile sayılı. Onu da tüketiyorum ve bu sayılı olan nefesimi, kaynakları bana sahip olan eşyalar için tüketiyorum. Ütülemekten tutun da yıkamaya kadar, onları katlamaya, o dolap içindeki düzeni sürdürmeye kadar düşünün. Ya da sahip olduğunuz her şeyi bir yere yerleştirmekle ilgili geçirdiğiniz süreci, daha büyük evler alıyoruz, daha fazla dolaplar alıyoruz. Ve bir türlü o boşluğu, içimizdeki boşluğu dolduramadığımızı anladım. Ne zaman ki beni tanımlayan şeylerin sahip olduğum eşyalar olmadığını anladım, sadeleşme yolculuğum öyle başladı. Sadeleşme yolculuğuna başlayan bir sürdürülebilir yaşam uzmanının minik hikayesini duyduk. Hemen Profesör Doktor Uğur Batı'ya dönelim. Neden göz daha fazlasını istiyor? Önce aslında bunu istemenin normal olduğunu düşünüyoruz. Hani sadeleşmek iyi ise diye başlıyor ya soru. Bence çoğumuz sadeleşmenin iyi olduğunu bilmiyoruz ki ya da ona tam olarak inanmıyoruz. Yani sonuçlarını da görmemişiz. Mesela sadeleşmek ne demek önce? Peki sadeleştiğinde ne olacak? İstediğin her şeyi isteyebilirsin fakat ne istediğini sen belirleyemezsin. Dolayısıyla istediğimiz şeyi bile tam olarak bizim belirlemediğimiz bir ortamda. Her şeye sahip olmanın asli fonksiyonu olduğu, tek kural olduğu, böyle görüldüğü bir ortamda insanlar doğal olarak hedonik, hazcı, ki bunu yüksek bir yaşam enerjisi de var. Yani bir şeylere sahip olmanın enerjisini hiçbirimiz reddedemeyiz. Orada o insan beyni dediğimiz şeyin buna ket vurabilmesi lazım. Bu değil, tek yol bu değil diyebilmesi lazım. Sadeleşmenin birçok meselesi var, kapsamı var ama bizim bunu biliyor olmamız lazım önce. Harika, çok güzel. Burada sadeleşmenin iyi bir şey olduğuna biz inanmıyoruz ki, evet, diyor Profesör Doktor Uğur Batı. Peki Begüm, sade değildin, çok alışveriş ediyordun, evin tıka basaydı, ondan sonra sadeleştin. Peki daha önceden sadeleşmenin iyi bir şey olduğunu söyledikleri zaman yo mu diyordun? Orada ne tüyo verebilirsin belki? Şunu anlatabilirim kendi deneyimimden. Aslında ben çok sade bir aileden geliyorum. Yani yaşamı çok sade olan,
İşte Uğur Bey'in dediği gibi gerek hayattan, beklentiden böyle çok daha minimalizmle mutlu olan bir düzenden geliyorum. Tüketim toplumunun en üst seviyelere vardığı 90'ların sonları 2000'lerin başı. Orada biraz da çevrenizle birlikte bu şekilleniyor. Ben o yaşadığım deneyimi unuttum. O sadeliğin güzelliğini unuttum. Ve hiç kimsenin sadeleşebileceğini düşünüyordum. Benim çevrem biraz öyleydi. Ta ki bütün bu aldıklarımızla, sahip olduklarımızla ya da geçici ilişkilerle, çok böyle sosyalleşmekle, çok şey yapmakla, çok şey beklemekle mutlu olacağımı sanarken bunların getirdiği mutsuzluğu fark edip kendimi aramaya başladığımda sonucun sadelikle geçtiğini görünce, yani daha az beklentinin ve daha nitelikli deneyimlerin insanı daha mutlu ettiğini anlayınca sadeliğin mümkün olduğunu anladım. İyi ki hani önceki deneyimlerimden geçmişim ki şimdi bunun tadına varabiliyorum, bunu anlayabiliyorum. Bunu gerçekten istemem gerektiğini görüyorum kendi açımdan. Son 10 saniye tam diyecektim ki yine bitirdi. Evet, peki bir de sade bir aileden geliyormuş şimdi, enteresan bir durum. Çünkü diyoruz ki anne babalar örnek olur, gösterir. Sade bir aileden gelen bir genç kadın ve evet, kendisi çok alışverişe vermiş. Aslında çoğumuz sade bir aileden geliyoruz. Çünkü doğru, bu dönemsel çağın, zamanın ruhuyla ilgili bir şey. Epikür'ü düşünün, epikürist düşüncedir sadeleşmenin temeli. Ve sadeleşmeyi kabaca bir tanımlayayım, yani tanımlamaya çalışayım. Bir sürü tanım yapılabilir ama sadeleşmek aslında daha fazla şeye sahip olmaktan kurtulmak ya da tam olarak daha az şeye ihtiyaç olmak değil. Sadeleşmek aynı anda büyük resmi görüp bir şekilde insanın özüne inip tamamen hayattaki beklentilerini aslında o büyük gürültü ortamının dışarısına çıkarabilmek. Aslında tasavvufu sadeleşmeye bağlarım. Şöyle bakmak gerekiyor hayata. İnsanlar aslında o anlamı arama yolculuğu dediğimiz yolculukta anlamları başka yerde buldukları an zaten daha fazla şeye ihtiyaç olma çabasında olmuyorlar. Epikürist felsefenin özüne Epikür ve arkadaşları, Epikür bahçeleri denilen bahçelerde suya ekmeği katık edip veya tam tersi en basit yiyecekler tüketip ahlak, erdem ve vicdan içerisinde yaşayarak birlikte değerli ve mutlu zaman geçirme prensibiyle o bahçeleri oluşturmuşlar ve böyle bir yolculuğa çıkmışlar. Sonun. Evet, zaten sadeleşmenin temel prensiplerinden biri bu kadim öğreti ve herhalde Begüm'ün de benim de söz ettiğim şey bu. Evet. Öze inmek. Öze inmek, anlam aramak. Tabii. Anlam aramak. Peki, çok güzel. Çok güzel bir noktaya değindin. Peki Begüm, şunu soracağım. Sen ne oldu yani, bir gün yolda yürüyordun da biri artık sadeleşmen gerek Begüm mü dedi? Şöyle oldu. Baktım dolaplara sığamıyorum. O sırada da yeni bir eve taşınmıştık ve var olan dolaptan daha büyük bir dolabım vardı. Ben sanıyordum ki problem bende eşyayı koyacak dolabımın olmaması ya da onu yerleştiremiyor olmam. Meğersem sorun eşyanın çok olmasıymış. Dolabın şekliyle alakası yokmuş. Bu süreçte ben yerleştirme teknikleri arayışına geçtim. Dolap içini düzenlemeyle ilgili teknik arayışlarına geçtim. Bu dolap konuda dünyaca çok meşhur Marie Kondo vardır. Marie Kondo'nun kitabıyla kesişti yolum ve internette o zaman yaptığım aramalarla çeşitli işte bloglara, Instagram sayfalarına falan ulaşınca aslında söyledikleri şey de benim problemimin dediğim gibi işte dolabı yerleştirememek değil de onu fazla doldurmak olduğunu anlayınca, onların söylediği gibi sahip olduğumuz bütün nesnelerin aslında %20'sini kullanıyoruz. Doğru. %80 zamanımızda Pareto ilkesiyle. Yani sorun bende, yerleştiremiyorum eşyaları diyormuş. Sonradan aslında böyle olmadığını. Evet, ama bilgi güçtür. Bir kitap okudum değiştim diyor. Zihin haritası değişmiş anladığım kadarıyla. Bazen kesinlikle şöyle diyorum, hani Matrix filmindeki hani kırmızı hap mı mavi hap mı vardır ya, hani böyle bir hap alıyorsun, hemen zihnin değişiyor. Zaten her şeyi farklı görüyorsun. Abi bakıyorsun, bu kıyafetler kiminmiş? Tabii. Ya sadeleşmek aslında derinleşmek demek. Derinleşmek. Yani öze inmek o demek. Yani çokluk prensibinden ancak derinleşerek kurtulabilirsin. Nasıl? Birkaç başlıkta anlatayım mesela. Evet. Hadi başlayalım. Etrafımızda pek çok insan var ve biz biliyoruz ki bu insanlarla kaliteli zaman geçirmek veya onların hepsine zaman ayırmak çok kolay bir şey değil. Zaten zaman bunu imkansız kılıyor. Evet. O yüzden gerçekten birlikte gelişebileceğimiz ve duygu ortaklığı yapabileceğimiz insanlara daha fazla zaman ayırmak aslında sadeleşmek demek. Etrafınızdaki eşyaları zaten söylemiyorum bile. Begüm gayet güzel anlattı onu, ama mesela dijital bir karmaşa var. Elimizde tabletler, telefonlar, sosyal medyalar var.
Mesela acaba ben kendim öyle yapmaya çalışıyorum. Bir Instagram'ı daha fazla kullanıyorum. Diğerlerine arada sırada bir girip bakıyorum. Çünkü hepsini kullanmaya zamanım yok. İşimle ilgili olsa bile yok. O yüzden mesela sosyal medyalarda sadeleşmek. Dijital teknolojide sadeleşmek. Bir başka mesele konuşmalar dilde sadeleşmek. Mesela kadına, doğaya, çocuğa, dünyaya ilişkin aslında ağzımızda çok farkında olmadığımız çok kötü cümleler var. Mesela o cümleleri temizlemek harika bir sadeleşme nosyonu. Bu sizi daha iyi insan yapar. Düşüncede sadeleşmek. Yani kötü niyetlerden, hamasetten, haris olmaktan, kıskanç olmaktan uzaklaşmak. Bu sizi düşüncede sadeleştirir ve iyileştirir. Bunların hepsi bizi iyileştirir. Yani sadeleşmek derinleştirir ve iyileştirir. Derinleştirir ve iyileştirir. Anlam dedik. Evet, peki Begüm, tekrar dönüyorum turda şöyle. Ne diyorsun? Yani bunlar iyi, güzel. Derinleşmek, sen mesela derinleştiğini hissediyor musun sadeleştikçe? Uğur Bey'in dediği gibi dilimde, düşüncemde, kalbimde gereksiz düşünceleri ortadan kaldırdıkça aslında ferahladığımı ve özgürleştiğimi hissettim. Bu da bana zaten var olan yaşam mutluluğumu pekiştiren bir duygu olarak, içsel duygu olarak geldi. Harika, bu son turumuzu son bir cümle alacağım ama bir cümleni sen de hazırla istersen. Döndüm Uğur Batı. Aslında sen de sadeleşme yolcususun. Yani yazdığın kitaplar, işte bolluk ve bereket için yer açın temelinde tasarruf var. Aslında tasarruf bir anlamda sadeleşme kendisinin karşılığı. Tabii. Aynen. Hayattan tasarruf etmek. Evet. Hayattan tasarruf edersen onu daha iyi kullanabilirsin. Mesela gelecek kuramlarından söz ederek başka bir bakış açısı sağlamaya çalışacağım. Hani geleceğe biz hep distopik bakma eğilimindeyiz ya, robotlar, yapay zekalar bizi mahvedecekler, dünyada insanın yerini alacaklar. Evet. Belki öyle olmayacak. Belki teknolojinin gelişimiyle aslında insan hayatı hep konfora ulaştı. Belki gelecekte robotlar, bütün mekanik bu sensörler, yapay zekalar insanların yaptıkları işleri insanlar için yapacaklar. Bu yeni ekonomik modelde insanlar daha fazla kültür tüketimi için, daha fazla gelişmek, daha fazla tekamül, daha fazla sadeleşmek için belki zaman bulacaklar. Ben ona şey diyorum, yani gelecekte o parti mi olur ne olur bilmiyorum ama kesinlikle hayal gücü iktidara gelecek diyorum. Yani entelektüel kapitalizm dediğim bir ütopyam var benim. Bence oraya doğru ilerliyor. Yani o kapitalizmin o çokluğa dayalı bütün anlayışının törpülendiği, anlama ilişkin bütün arayışının ise sonuca ulaştığı yeni bir model. Yani ütopik olacaksa gelecek böyle gelecek. Yani buradan yola çıkarak geleceğin bilgi felsefesinin içerisinde bence kesinlikle sadeleşme olmak zorunda. Son saniye. Çünkü sadeleşme olmadığında dünya bizi tüketecek. Çünkü biz onu şimdi tüketiyoruz. Harika bir sadeleşme, sade bir sohbeti oldu bu. Son cümlelerinizi almak istiyorum. Begüm. Sadeleşmeyle ilgili son olarak şunu söylemek isterim. İnsan ömründen tutun da dünyada gördüğünüz bütün kaynaklar kısıtlı. Bunları nasıl doğru kullanacağınız, vereceğiniz, yapacağınız kararların sonucunda çıkıyor. Bu nedenle kendinizi tanıyıp gerçekten ihtiyacınız olanı, gerçekten sade olanı seçerseniz, Uğur Bey'in de söylediği gibi aslında o entelektüel seviyeye varmak için çok güzel bir yolculukta hep birlikte oluruz diye düşünüyorum. Evet, çok çok güzel, teşekkürler. Evet, Profesör Doktor Uğur Batı, son cümleyi alalım. Hayatta her şey bir farkındalık yolculuğu. O yüzden dilde, konuşmada, hedeflerde, beklentilerde, insanlarda, eşyada sadeleşelim ki hayatta zaman kazanalım. Deneyelim bunu. Harika. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bir cümleyle bitirmek istiyorum. Bir insan geride bırakmaya cesaret edebileceği şeylerin çokluğu kadar zengindir demiş Henry Thoreau. Ne güzel. Ve hakikaten bir düşünmemiz lazım. Neye, ne için, kimin için sahip olmak istiyoruz? Gerçek biz kim ve bize o şeyleri isteten kim ya da ne? Biz kendimiz için mi yaşıyoruz yoksa başkalarının bize biçtiği hayatı mı? Bir sonraki Yuvarlak Masa'da görüşmek üzere.